tekrar merhabalar. Uzun zamandır bu videoyu yapmak istiyordum ama nasıl yapacağımı bir türlü karar veremememden dolayı epey uzadı konu. En sonunda dedim ki ben bunu iyi ya da kötü anlatayım. Nasılsa bahsedecek çok şey var. Format çok da önemli değil. Arkadaşlar Spotify'da zarlar hileli. Şimdi bunu neden bu şekilde düşündüğümü size böyle bir sunum hazırladım. Onu da anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Spotify'ın Sanatçıların daha doğrusu müzisyenlerin tüm sanatçılar değil haliyle müzisyenlerin yeni ekonomide para kazanmak için acayip güzel bir yol olduğuna dair bir inanış var. Ama maalesef Spotify öyle bir şirket değil. Arkadaşlar Spotify müzisyenlere para kazandırırken kendisi de para kazanmaya çalışan bir şirket değil. Kar amaçlı bir şirket önceliği de kendisi para kazanmak. Spotify sizin para kazanmanıza odaklı değil. Çok daha başka öncelikleri var. Hatta sizin bağımsız sanatçı olarak para kazanmanız aslında Spotify'ın işine gelen bir şey asla değil. Şimdi biraz Spotify'dan bahsedelim. Şimdi Spotify'daki yıllık stream sayısına bir bakalım. 1 trilyon. Peki Spotify'daki toplam şarkı sayısına bakalım. 100 milyon civarı. Peki Spotify'daki streamlerin dinlenme oranına bakalım. En çok dinlenen 10 şarkı dinlemelerin %99'u altta kaynağını paylaşıyorum. Yani şöyle bir pasta var. En tepedeki %10 dinlemelerin %99'unu oluştururken kalan %90 yani 90 milyon şarkı dinlemelerin sadece birini oluşturuyor. Şimdi dünyanın en büyük 3 plak şirketinden bahsetmek istiyorum. Universal, Sony ve Warner. Bu üç büyük plak şirketinin katalog büyüklüğüne dikkati çekmek istiyorum. Universal'da 4 milyon şarkı var. Sony'de 5 milyon şarkı var. Warner'ın da 1 milyon şarkısı var. Şimdi bu 10 milyon şarkı en büyük plak şirketlerindeki 10 milyon şarkının büyük bir kısmı hepimizin ismini bildiği dünya çapındaki sanatçılar. Yani Michael Jackson da bunun içinde, Beatles da bunun içinde, atıyorum Queen de bunun içinde, Tarkan falan da bunun içinde. Yani buradaki 10 milyon şarkının dinlenme oranı gerçekten muazzam ve Spotify'ın o %10'luk diliminin büyük bir kısmı zaten bu üç büyük plak şirketi veya alt şirketlerinden gelen sanatçılarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da Spotify bu üç büyük plak şirketiyle stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyor. Mesela burada bir basın açıklaması var. Diyor ki UMG sanatçıları yani Universal Music sanatçıları Spotify üzerinde promosyonel ve sosyal medyaya yönelik bazı ayrıcalıklı özelliklere sahip olacaklar. Yani diyor ki bazı biz özellikler vereceğiz bu UMG artistlerine, UMG sanatçılarına, Universal sanatçılarına. Bunları da işte Spotify'daki fanlarına ulaşmakta, şarkılarını daha çok çaldırmakla alakalı marketing çalışmalarında kullanabilecekler. Yani sana bana ondan sonra bağımsız sanatçı açık olmayan bazı özellikler Universal sanatçılarına açık olacak. Şimdi buraya bir ufak ara verelim ve streaming öncesinde müzik nasıl satın alınıyordu bir hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Cebimize paramızı koyduk. Gittik bir mağazaya. Diyordum ki bana bir kaset ver, bir CD ver. Ondan sonra ne istiyorsun hocam? İşte ne çıktı? Guns N' Roses var yeni. Bir de Technotronic var yeni. İkisini de ver diyordum. Sonra gidiyordum eve. Bunları kasete koyup, şeye koyup, teybe koyup dinlemeye başlıyordum. Değil mi? Şimdi stream öncesi müzik dinlemekten bahsedeyim. Guns aldım. O harika, inanılmaz iyi şarkılar var. Başlıyorum dinlemeye. Ben bunu 3000 kere dinliyorum mesela ömrüm boyunca. Aldımdan beri işte 30 senedir belki 3000'den fazla dinlemişimdir. Teknotroni'yi kaç kere dinledim? 2 kere dinledim mesela. 2 kere dinledim dedim ki ya bu bana göre değilmiş. Peki Guns Roses benden kaç para kazandı? ben Amerika'da yaşayan bir tüketici olsaydım Guns N' Roses albümünü kaset olarak ya da plak olarak alsaydım benden enflasyona göre oranlanmış fiyatlarla yani bugünkü fiyatlarla alıyor olsaydık aynı alım gücüyle 34 dolar kazanmış olacaktı. Pump Up The Jam albümüyle Technotronic benden 34 dolar kazanmış olacak. Neden? Çünkü gittim iki tane plak, iki tane kaset aldım, eve geldim ve full fiyatı ödedim. Peki satış ve stream'e bir bakalım. Şimdi Ria'ya göre bu American Recording Industry Association bir single'ın satışı 150 streame denk. Yani 150 kere stream edilen bir single bir tane sattı gözüyle bakılıyor. Albümün aynı şekilde 150 kere stream edilmesi lazım. Bir albümün satıldığının yani satışa denk gelmesi için. Bir single'ın gold olarak sertifikasyon alması için 75 milyon kere stream edilmesi lazım. Albümün gold olarak sertifika edilmesi için 750 milyon kere stream edilmesi lazım. İşte gold plak, işte platinum plak vesaire. İşte platinum için 150 milyon stream albüm olursa 1,5 milyon kere stream edilmesi lazım. Şimdi ben Guns N' Roses'ı 3000 kere stream ettim. 15 dolarlık para kazandırdık. Teknotroni'yi 3 kere stream ettim. 0.015 dolarlık para kazandırdık. Normalde CD aldığım zaman ikisi de eşit miktarda full fiyatı alıp ceplerine koyuyorlardı. Ama günümüzde öyle değil. Burada benim hakikaten oturup Guns N' 3000 kere dinlemem lazım ki 15 dolarlık bir stream gelir elde etsin. Bu rakamlar tabii Spotify'ın ortalama olarak Amerika'da ödediği stream telif gelirleriyle hesaplanmış bir rakam. Şimdi benim Guns N' Roses'un Use Your Illusion albümünü 3000 kere dinlemem durumunda 75 dakikalık albümü dinlemek için 225 bin dakika harcamam lazım. Yani günde 8 saat kesintisiz bunu dinlesek 468 gün benim Guns N' Roses Yuzuri biri 1'i dinliyor olmam lazım. Axl'ın 15 dolar kazanması için 225 bin dakika. Yani diğer şarkıların dinlenmediği 225 bin dakika. Bakın burası hakikaten çok ömelli. Bakın 24 saatlik bir zaman diliminde ben eğer Metallica dinliyorsam Queen dinleyemiyorum. Elton John dinliyorsam Tottenhaus'un dinlemiyorum. Green Day dinliyorsam Offspring dinlemiyorum. Burada ben bu albümlerin tamamını alıp eve gitsem bunların hepsini 24 saat dinlemiş gibi ya da işte yıllarca dinlemiş gibi bir para vermiş olacaktım sanatçılara. Gel gelelim burada 24 saatlik bir dilim var. Hangisini daha çok dinliyorsam diğerlerinden o denli daha az dinlemek durumundayım. Çünkü stream sayılıyor. Stream'in de olması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Şimdi geri dönelim stratejik işbirliklerine. Spotify editorial ve algoritmik playlistlerden bahsedeceğim. Ama ona girmeden önce ben mesela Spotify'da müzik dinlemek istiyorsam nasıl dinliyorum abi? Açıyorum burada mesela Metallica arıyorum değil mi? Metallica dinlemek istiyorum. Metallica dinlemek istiyorsam Metallica'yı ararım, play'e basarım, Enter Sandman çalar. Şimdi burada Spotify'ın herhangi bir tasarrufu yok değil mi? Ben Metallica'yı dinlemek istiyorum. Spotify'a para veriyorum, açıyorum Metallica'yı dinliyorum. Fakat bunun editorial ve algoritmik playlistler bacağı var. Ben açtığım zaman günlüğü mesela açıyorum. Home açılıyor Spotify'da değil mi? Çalışacağım mesela açıyorum. Daily Mix 6. Ne var burada? Guns N' Roses var. Basıyorum abi play'e. O aşağı doğru gidiyor artık. Devam ediyor işte 50 şarkıdan sonra dönüyor tekrar başa. Veya işte ne var? Radio var. Foo Fighters Radio var mesela. Burada Foo Fighters ve kankalarının şarkılarından oluşan bir playlist var. Şimdi buradaki editorial ve algoritmik playlistler esas olayın döndüğü yerler. Stratejik iş ortakları diyor ki arkadaş diyor sen editorial playlistine benim sanatçılarımı önceliklendireceksin. Neden? Çünkü benim sanatçılarım sana esas para kazandıran sanatçılar. Sen bunlara öncelik ver. Gündeki 24 saatte bu adamlar dinlensin indiler çok dinleri bizim telif haklarımızdan bizim telif paralarımızdan yemesin. Sen de abi ne güzel abonelerin var abonelerin artsın. Çünkü bunu dinlemeye geliyor insanlar. Yani orada bir kısır döngüye giriyor mevzu. Şimdi editorial playlistlerimiz ne var? İşte top e, rock, top rap, top pop, işte top Türkçe pop neyse tarzı top şeyler. Top 10, top 100 neyse artık o playlistler. İşte New Music Friday var. Üçüncü yeniler tarzında belli bir niş, canra ve onunla ilgili sanatçıların olduğu editorial playlistler var. Veya işte algoritmik playlistler bahsettiğim işte. Burada editorial playlistlerde işte ne var? Re New Music Friday bunu Spotify yaratıyor. İşte 200 bin şeysi var. Türkiye'deki 229 bin e abonesi var Türkiye'deki playlistin. İşte Gülşen, Reynmen Güneş vesaire vesaire. Bunları birisi o hafta için dolduruyor. Veya işte made for denen işte mesela burada ne yazıyor made for Emre Alpat değil mix 2 bu benim için yaratılmış bir şey. Ben mesela atıyorum pop punk diye aratsam pop punk playlistlerinden birine girsem mesela demin vardı hatta dinliyordum pop punk diye aratalım abi. Ha pop punk mix. Bak made for Emre Alpat bu algoritmik playlist. Bu benim daha önce de dinlediğim ondan sonra işte benzeri playlistlerde diğer sanatçılarını da dinlediği bir otomatik playlist. Şimdi otomatik playlistler, algoritmik playlistler daha doğrusu nasıl oluşuyor? Spotify'a göre bunlar diğer bu tarz müzikler dinleyen kullanıcıların kendileri oluşturduğu playlistlerden öğrenerek oluşuyor. Yani diyor ki sen işte atıyorum Foo Fighters, Green Day, Darkness, Smash Mouth vesaire falan dinliyorsan bak benim burada aynı müzikleri dinleyen 500 bin tane kullanıcım var atıyorum rakamı. Bu adamlar Green Day'in yanına Stone Temple Pilots da koymuş. Sonra Red Hot Chili Peppers koymuş. Offspring koymuş. Demek ki bunlar benzer. Demek ki ben senin algoritmik playlistine bu şarkıları eklersem burada bir sıkıntı yaşamamamız lazım. Gidip Tarkan ya da İbrahim Tatlıses eklemiyor mesela. Değil mi? Neden? Çünkü Foo Fighters dinleyen adam sonra Green Day dinlemiş. Sonra Darkness dinlemiş. Sonra Stone Temple Pilots dinlemiş diğer insanlar. Abi yalnız şimdi şöyle bir problem var sen algoritmik playlistlerde veya işte e, New Music Friday'de veya editorial playlistlerde insanların önüne yeni indie şarkıcıları bağımsız şarkıcıları çıkarmazsan Foo Fighters'ın birebir aynısı bir grup düşün mesela indie ama yeni kimse tanımıyor E bunu çıkarmazsan bu adamın tanınması duyulması ''Aa bu güzelmiş bunu playlistime ekleyeyim'' diyerek insanların önüne düşmesi imkansız hale geliyor. E ben mesela atıyorum Foo Fighters yerine işte atıyorum Koo e, Fighters diye grup kurdum. Harika Foo Fighters'a benzeyen şarkılar yapıyorum. Gaz Rock müzik yapıyorum işte. Green Day'e benzeyen Blue Day diye grup kurdum mesela. E kimsenin önüne Blue Day diye benim grubumun şarkısı düşmezse adam onu kalkıp Green Day'in olduğu playlist'in içine koymayacak. Green Day'in yanına Blue Day koymadığı zaman da algoritmalar bunu yakalayıp ha bu Blue Day, Green Day'e benziyormuş o zaman ben bunu koyayım diğer insanların playlistine, algoritmasına veya işte Daily Mix'ine demeyecek. Ne olacak abi? Bilinen bütün şarkılar habire dönmeye başlayacak. E bu işine gelecek kimin? İşte Spotify'ın stratejik partnerlerinin. Neden? Çünkü Green Day dinlenecek, Foo Fighters dinlenecek... Ama işte Blue Day işte Cool Fighters dinlenmeyecek. Peki Spotify'ın küçük sanatçıyı ezme, küçük sanatçıya dezavantaj yaratma pratiği burada bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Şimdi dinleyici gitti bütün gün işte arattığı ya da işte algoritmik playlistlerle önüne düşen büyük plak şirketlerine ait sanatçıların şarkılarını dinledi değil mi? Sonra akşam oldu abi. Bu adam mesela yemekte işte Jazz in the Background çalmak istiyor. Arka planda caz müzik çalsın istiyor. Ya da işte Peaceful Piano. Ya da işte tam uyuyacak Sleep mesela. Bunları açacak değil mi? Tematik. Ondan sonra işte arka planda çalsın. Restoran müziği olsun, lobi müziği olsun veya işte uyurken benim arkada çalsın white noise olsun diye playlist açıyor. Şimdi abi burada Spotify acayip şeytani bir iş yapıyor. Buradaki sanatçıların tamamı arkadaşlar fake. Nasıl fake? Bildiğin fake. Bu sanatçılar gerçek değil. Bunlar Spotify'ın hayalet playlistleri buradaki playlistlerden Sleep'e bir bakalım. Bu playlistin abi 5.8 milyon abonesi var. 9 saatlik bir playlist bu. 188 tane şarkı var. Şimdi playlistin ilk şarkısı Lulu Helensworth diye bir sanatçıya ait. Bu playlistteki ilk sanatçı olan Lulu Helensworth'un 1.7 milyon aylık dinleyicisi var. Abi bak Tom Waits'in 1.5 milyon aylık dinleyicisi var. Ulan herif 70'lerden beri var. Tom Waits bu ya. Yani Tom Waits'in 1.5 milyon dinlendiği bir ortamda bu Lulu Helensworth 1.7 milyon dinleniyor. Nereden dinleniyor? Bu sleep tarzı tematik playlistlerden dinleniyor. İyi güzel ama bu Helensworth'e başka platformlarda baktığımız takdirde mesela bu YouTube müzik aylık bile değil total 220 play. 123 play, 16 play. Abi bu nedir yani? Bu Lulu Helensworth kimdir? Spotify'da ayda 1.7 milyon dinlenirken başka herhangi bir sosyal medyası olmayan internette ismi cismi olmayan işte YouTube müzik gibi Apple müzik gibi yerlerde dinleyicisi olmayan bu Lulu Helensworth kimdir? Arkadaşlar bu Lulu Helensworth'un gerçek ismi Johan Rör. Şimdi bu Johan Rör İsveç'te yaşayan bir müzisyen ve bu adamın toplam streamleri bakınız Metallica'dan, Michael Jackson'dan, Elton John'dan, Britney Spears, Mariah Carey ve Abba'dan daha fazla. 15.4 milyar. Arkadaşlar Johan işte bu Spotify'ın Peaceful Piano, Sleep, ondan sonra Healing vesaire tarzı tematik playlistlerini doldurduğu, doldurttuğu müzisyen. Diyor ki Johan'cım sen bize değişik isimlerle işte şöyle şöyle müzikler yap. Ondan sonra biz bunları playlistlerimize koyalım ve böylelikle Spotify neden yırtıyor? O playlistleri dışarıdan sanatçılara doldurtsa idi dışarıya ödeyeceği teliflerden yırtıyor. Bakın kolay bir hesap yapalım. Şimdi 15 milyar stream'den bahsediliyor. Johan Röhr'ün bugüne kadar elde ettiği stream sayısı. Bunu Spotify'ın ortalama ödeme yani telif şeysiyle parasıyla bir çarpalım. Ne yapar? 75 milyon dolar. Röhr'e ödenen para ne? 6.7 milyon dolar. Eh Burada kalan para ne? 70 milyon dolara yakın para Spotify'ın cebine kalmış. Şimdi burada Röre denen paranın Türk parası karşılığı ne? 210 milyon Türk parası. Yani var mı böyle bir para kazanan Türk sanatçısı? Ben zannetmiyorum. Peki arkadaşlar indi taş mı yesin? Şimdi Spotify diyor ki 2023'te ben 4,5 milyar doları indilere verdim diyor. Ama tabii ki bunun detayı yok. Mesela indiden kasıt ne? Mesela pasaj müzik indi bir şirket midir? ...ya da atıyorum distro kitlen yükleyen adam... ...ya indi olarak değerlendiriliyordur yüzde yüz ama... Ki ...nereye kadar indi? Değil mi? Mesela 9-8 müzik de mi indidir mesela? Veya kaç kişiye ödendi para? Kaç kişiye kaçar para ödendi? Neticede bir müzisyenin... ...hayatını idame ettirebilmesi için gereken... ...ve daha doğrusu hayatını idame ettirmeyi geç... ...hayatını idame ettirip sanatını devam ettirebilmesi için gereken para... ...ve aşağı yukarı belli. Kaç tane sanatçıya bu parayı ödedi... Spotify. Ve bu sanatçılar kaç stream neticesinde bu parayı elde ettiler? Şimdi ben 4,5 milyar doları indilere verdim demek kolay. Ya ama yani kaç kişiden bahsediyoruz? 100 milyon şarkı var. Kim bilir kaç milyon sanatçı var burada. Ve bu sanatçıların kaç tanesi cidden büyük sanatçılarda milyonlarca dolarlık bir telif elde ediyorlar her sene. Peki abi pazarlık gücünden bahsetmiştik. Pazarlık gücü indi sanatçılar için ne demektir? Ben size çok kolay bir formül söyleyeyim pazarlık gücü elde etmek için. Abi pazarlık gücünü elde edebilen adam bilet kesen adamdır. Bilet kesiyorsan pazarlık gücün var demektir. Şimdi öncelikle bir bilet kesen kimdir bir tanımlamak lazım. Öyle her bilet kesen adam biletli konserde çalan adam bilet kesen demek değildir. Bizim endüstri jargonunda bilet kesen şudur abi. Mesela atıyorum Kayseri'ye gittin. Rize'ye gittin, Ankara'ya gittin, bilmem ne işte kongre salonunu doldurdun. Veya işte bilmem ne tiyatrosunu doldurdun, bilmem ne konser salonunu doldurdun. İnsanlar sadece seni dinlemek üzere kalktılar, geldiler, bilet aldılar, seni izledilerse o zaman sen bilet kesiyorsun arkadaşım. Ha ben atıyorum bilmem ne feste çaldım. ...işte üç günlük çadır kamplarının olduğu festivaller var mesela. Teoman çıkıyor işte ne bileyim işte Athena çıkıyor adamlar çıkıyor falan filan. Şimdi sen Teoman'ın headliner olduğu saat 10'da Teoman'ın sahneye çıktığı bir festivalde saat 5'te 6'da sahneye çıkıyorsan abi sen bilet kesmiş sayılmazsın. Sen orada eşantiyonsun bilet kesen Teoman. Sen orada millet işte dürüm sırasında bira sırasında beklerken DJ yerine canlı müzik dinlesin grup dinlesin diye konulmuş bir arada eşantiyonsun abi acı gerçek bu. Veya işte karga gibi işte Kadıköy Barlar Sokağı'ndaki ya da işte artık neresi var Taksim'de pek bir yer kalmadı ama o tarz yerlerde zaten salonlar küçücük 30 kişi gelse doluyor neredeyse her gün insan var yani ben kargaya işte nadiren gittim ama nadiren gitmeme rağmen her zaman doluydu. Ve bir canlı müzik aktivitesi varsa zaten sanatçıların arkadaşları falan geldiği zaman orası doluyor. Şimdi onlar bilet kesen değil. Yani bu insanlar seni dinlemeye gelmiyorlar abi. Onlar orada Teoman'ı dinlemeye geliyor veya işte Karga'ya geliyor. Ortama geliyorlar. Sen de orada bulunuyorsun. O akşamki eğlence sensin. Plak şirketiyle masaya oturduğunuz zaman pazarlık gücünüz var diyebilmemiz için abi sizin bilet kesiyor olmanız lazım. Bilet kesmenin Birinci şartı ne? çok konser vereceksiniz abi gideceksiniz. Çünkü Spotify sizin şarkınızı insanların önüne düşürmüyor. Ama sen kalkıp atıyorum işte bu neler var işte Holiston barlar var mesela birinde çaldı mı 15'inde birden sana gün yazıyorlar. Abi gidiyorsun oralarda çalıyorsun bunu bir sene iki sene yapıyorsun. İnsanların önüne kendi şarkılarını kendin bizzat koyuyorsun. Sahneni yapıyorsun, insanlarla bir, bir diyalog kuruyorsun. Ondan sonra takipçilerini artırıyorsun. Yani bir Spotify'da playlistteki şarkıdan çok daha fazlası oluyorsun o insanlar için. Gerçekten sanatçı personan da şarkılarınla beraber oluşuyor. Ha öyle bir personan olduğu zaman Takipçin olduğu zaman, takipçiden kastım Spotify takipçisi değil, konserlerine gelen, şarkıların çıktığı gün dinleyen adamlar, insanlar olduğu zaman senin plak şirketine gidip pazarlık etme gücün var. Sen Universal'a gidip plak şirketine ben arkadaşım işte şu kadar dinlenmem var, ben bunu kendi başıma yaptım, yılda bu kadar konser yapıyorum, bu kadar bilet kesiyorum. Ben böyle bir grubum dediğin takdirde Universal'ın, işte Sony'nin vesairenin kapıları sana da açılıyor ve... Bu şirketlerin pazarlık gücünden sen de faydalanmaya başlıyorsun. Özetle arkadaşlar şarkınızı yükledikten sonra Spotify'ın sizi kayırmasını beklemeyin. Aksine sizin böyle ayağınızı kaputan içeriye sokmak için epey bir uğraşmanız gerekecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Bolca konser vereceksiniz. Sık sık şarkı yayınlayacaksınız. insanlarla iletişim kuracaksınız. Konserlerde artist personelinizi şarkılarınızla birlikte sunacaksınız. Böylelikle insanlar eve gittiği zaman sizin isminizi Spotify'da arayacaklar. Playlistlerini atacaklar. Sizi dinleyecekler. Böylelikle Spotify sizi algoritma algoritmalarına dahil etmeye başlayacak ve bir noktada dinlemeleriniz belli bir sayıya ulaştığı zaman bilet kesebilmeye başladığınız zaman da plak şirketleri sizi dikkate alacaklar, aralarını alacaklar ve kayrılan sanatçıların arasına dahil edecekler. Evet biraz karamsar bir tablo çizdim farkındayım ama benim görebildiğim kadarıyla durum bu arkadaşlar. En azından işin doğasını bilirseniz, işin doğasına daha hakim olursanız yapacağınız hareketlerde, yapacağınız çalışmalarda ona göre şekillenecektir. Karanlıkta sağa sola kafanızı çarparak dolaşmak yerine en azından hedefe daha doğru adımlarla ilerlersiniz diye umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.